Çocuklar bugün sizinle beraber yeniden Smiles kitabını işleyeceğiz ama bu sefer Activity Book'u değil, Office Book'u işleyeceğiz. Oradan checkpoint yapacağız ve checkpoint'e kadar olan 1 ve 2. üniteyi tekrar etmiş olacağız aslında. Bu sizin için çok faydalı bir video olacak eğer faydalanırsanız. Elinize önce bir defter kalem alın. Target words'lerimiz olacak, yine hedef kelimelerimiz, yani 1 ve 2. ünitenin kelimeleri olacak. Ve 1 ve 2. ünitenin grammar structures'ları, yani gramer yapılarını öğreneceğiz. O yüzden defteriniz hazır olsun. Hazır olsun. Hazırsanız başlıyorum. Let's start. Today our target words are daddy, mommy, brother, sister, uncle, aunt, grandma, grandpa, cousin. Bakalım o zaman nelermiş bu kelimeler. Daddy, baba. Mommy, anne. Brother, erkek kardeş. Sister, kız kardeş. Uncle, amca. Aunt, teyze. Ama uncle'ı nasıl da kullanabiliyorduk? Amca, dayı. Aunt, teyze, hala. Türkçe'de böyle değil ama İngilizce'de biraz daha kelimeleri kullanışlı yapmışlar. Uncle, amca, amca, dayı. Aunt, hala, teyze. Grandma, büyük anne. Grandpa, büyük baba. Cousin, kuzen. Cousins, kuzenler. Şimdi buradaki kelimeler, target words'umuz aslında subject'i nedir? Topik konusu ne? Konusu family members, aile üyelerinden bahsediyoruz. Bir daha benle beraber sesli bir şekilde tekrar edebilirsiniz. Daddy, mommy, brother, sister, uncle, aunt, grandma, grandpa, cousin. Daddy, baba, mommy, anne, brother, erkek kardeş, sister, kız kardeş, uncle, dayı, amca, aunt, hala ya da teyze, grandma, büyük anne, grandpa, büyük baba, cousin, neydi? Kuzenler. Şimdi devam ediyorum. Our grammar structures. Nedir bunlar? Gramer yapımız. Bugün to be öğreneceğiz. Peki to be nedir arkadaşlar? To be emizar fiilimizdir. Siz bunu çok iyi biliyorsunuz aslında. Emizar ne demek Türkçe'ye gelirsek, Türkçeleştirirsek? Bu arada ben burada İngilizce yazmışım ama anlatırken Türkçe anlatacağım için siz orada Türkçe notları da kendinize göre alabilirsiniz. Nasıl isterseniz, nasıl rahat edebilirseniz. To be emizar dedik. Emizar nedir? Türkçeleşmiş hali. İsim cümleleri diyoruz emizara biz. İsim cümlesi ne demek? İçinde fiil ya da hareket olmayan cümleler. Nasıl yani? Şöyle. Bu bir kalemdir. Bu kahverengidir. Bu bir cindir. Bu bir masadır. Bu sarı renktir. O 9 yaşındadır. Onun adı Hacer'dir. İşte bu öğretmendir. O teacher'dır. Bu tarz cümleler isim cümleleri. Neden? Çünkü içinde hareket ya da eylem geçmiyor. Ben şunu diyor muyum? Ben koşuyorum, ben uyuyorum, ben gittim, ben geldim. Bunlar hareket bildirir. O yüzden biz emizarı isim bildiren isim cümleleri için kullanacağız. Peki nasıl kullanacağız? Şöyle ki öznelerimiz vardı. I, you, we, they, he, she, it. Bunları geri emizar şekillenecek. Separate edeceğiz bunları birbirinden. Nasıl? Bunu zaten bildiğinizi düşünüyorum. I am, he, she, it, is, we, you, they, are gelecek. Bu kısım çok basit olsa da hani biliyorsunuz diyorum ama çok önemli. Yani bazen şaşırıp he, are, I am, is getirebiliyoruz. O yüzden dikkat edelim, tamam mı? Tekrar söylüyorum. I am, you, we, they, are. Burada iki tane you var. Biri sen, biri siz anlamındaki you. He, she, it, is gelir. Okay. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Short formları, yani kısa halleri I'm, your, his, she's, it's, we're, you're, they're. Kısaca they are demedim. Long form, negotiation, negation kısmı, yani negatif forma gelelim. Negatif form yani olumsuz cümleler. Olumsuz hali nasıl yaparız? İngilizce'de çoğu yapıyı olumsuz yapmak için biz not'ı kullanıyoruz biliyorsunuz. Don't yapıyoruz, doesn't yapıyoruz, I am not yapıyoruz, aren't yapıyoruz, won't yapıyoruz. Bu tarz olumsuz yapılar için hep bize not lazım. Peki bunda da not lazım ama not'ı nerede kullanacağım? Hemen emizar kalıbından sonra. I am not. You are not. He is not. Bakın am is are'dan hemen sonra not'ı getiriyorum. Cümlem ne oluyor? Olumsuz. You are not. They are not. Short form'da aynı şekilde I'm not. You aren't. He isn't. She isn't. It isn't. Bu kısım o kadar önemli değil ama dikkat edin. Gözünüz alışırsa çok rahat yaparsınız. Interrogative, yani question form dediğimiz
soru formları, question form dediğim soru hali nasıl? İngilizce'de az önce hani not için dedim ya, bir cümleyi olumsuz yapmak için hep not'a başvuruyoruz bir şeylerle beraber. Bunda da soru cümlesinde de aslında mantık hep aynıdır. Cümleyi soru cümlesi haline getirmek istiyorsan ne yaparsın? Senin için gerekli olan auxiliary verb, yani yardımcı fiil dediğim buradaki to be gibi, ebizar gibi, onu alırsın başa. Cümlenin en başına. Alalım o zaman, bakın. Am I. Az önce neydi? I am. Şimdi ne oldu? Am I. Are you. Is he. Is she. Is it. Are we. Are you. Are they. Soru formu oldu. O zaman ben size bu üçünü bir örnekle göstereyim. It is a pencil. Bu bir kalemdir. It is a pen. Bu bir kalemdir. Şimdi bu olumlu cümle. Ben bunu hemen değiştiriyorum. Bakın it'e ne gelirdi? Is. Olumsuz yapacağım. It is not a pencil. Bu bir kalem değildir. Nasıl soru yapacağım? Dedim ki emizarı hemen başa alalım cümlenin başına. Alıyorum. Is it a pencil? Bakın. Is it a pencil? Yardımcı fiilin başa aldım. It is a pencil. It is a pencil. It isn't a pencil. Is it a pencil? Böylelikle 3 formu da öğrendik ve zaten çok kolay. Sadece biraz dikkat etmeniz gerekiyor. Şuraya bakalım. We usually use short forms when we speak. Yani konuşurken de hızlı kullanabiliyoruz. Kısaltılmış bir şekilde kullanmamız bizim için daha rahat olacaktır. Ben I am a teacher demem. I'm a teacher. Değil mi? It is a pencil ya da it is not a pencil demiyorum. It isn't a pencil. Kısaltıyorum, bu daha rahatlık sağlıyor. Short answer'lar, yani soru size sorulduğunda kısaca cevap verebilirsin. Bu, it's better than cool. Bundan daha iyi, rahat oluyor senin için. Are you from England? Yes, I am. No, I'm not. Is it a pencil? Yes, it is. No, it isn't. Like this, okay? Bunun gibi yapıyoruz. Şuraya bakalım. Is he nine? Burada üçünü de göstermiş. Yani üçünü de izle kullanabildiğimiz için yazmış. Kafanız karışmasın. Is she nine? O 9 yaşında mı? Yes, she is. No, she isn't. Bu şekilde kısa. Short answer. Are you sisters? Siz kız kardeşimsiniz. Yes, we are. Evet, biz bakın siz diye sorduğu için biz diye cevap veriyoruz. No, we aren't. Are they friends? Yes, they are. Onlar arkadaş mı? Evet, onlar arkadaşlar. Kısaca. Uzun halinde nasıl kullanırız? Yes, they are friends. No, they aren't friends. Onlar arkadaş değiller. Yani kısa form sizin için daha rahatlık olacak. Daily talks'da, yani günlük konuşmalarda. Geldik physical appearance, yani fiziksel görünüşle alakalı olan target verse'lerimize. Bununla alakalı iki gramer yapısı kullanacağız. Yani az önce öğrendiğimiz emzarı ve bir de have got, has got'ı. Bakalım. Fat, slim, short, tall, glasses, freckles, short hair, curly hair. Bakalım neler bunlar. Bunları ben söylerken de siz tekrar ederseniz pronunciation anlamında, hani telaffuz anlamında da bir tık düzelme olur. En azından yanlış söylediğiniz varsa önüne geçeriz. Fat, şişman, kilolu. Slim, zayıf. Short, kısa. Tall, uzun. Bakın, tall, uzun. Short, kısa. Glasses, gözlüklü. Freckles, çilli, çilleri olan. Short hair, kısa saçlı. Curly hair, kıvırcık saçlı, resimde de gördüğünüz gibi. Bazen takılıyorum, Türkçesi aklıma gelmiyor. Glasses, gözlüklü. Tall, uzun. Short, kısa. Glasses aynı zamanda gözlük anlamına da geliyor, glass'tan. Ama bunu have got, has got'da kullandığımızda gözlüklü, gözlüğü olan kişi anlamında kullanacağız. Fat, şişman, kilolu. Slim, zayıf. Short, kısa. Tall, uzun. Glasses, gözlüklü. Freckles, çilli. Short hair, kısa saç. Curly hair, kıvırcık saç. Bakalım o zaman. Geldik have got, has got'a. Şimdi az önce öğrendiğimiz kalıpla ve şimdi öğreneceğimiz have got, has got'la aslında siz İngilizce'de birçok cümleyi kurabilirsiniz. Yani aslında günlük konuşmalarınızı bile yapabilirsiniz çok basit cümlelerle. Nasıl yaparız? Have got, has got sahip olmak anlamındadır ama biz Türkçe'de şunu demeyiz. Ben bir kaleme sahibim demeyiz. Benim bir kalemim var deriz. Türkçe'ye bu şekilde çevireceğiz. Sahip olmayı ifade eden kalıp have got, has got'tır. E niye iki tane have got, has got? Az önce gördük ya, emizler özneye göre şekillendi. I am, he, she, it is, you, we, they are. Bunda da öyle olacak. Bunda nasıl? Bunu daha genişletim. Şöyle, I, you, we, they have, he, she, it has. Tekrar ediyorum. I, you, we, they have,
he, she, it has. Buraya bakalım. I have, you have, we have, she has, he has, it has, they have. I have got, you have got, he has got. Buna dikkat edin. He'ye have yazmayalım, she'ye have yazmayalım ya da o şekilde söylemeyelim. Burası önemli ama çok basit aslında öğrenmesi. Kısa formları nedir? Şöyle şu şekilde kısa. I've got, you've got, he's got. He's gibi çıkıyor ama öyle de. He's got, she's got, it's got cümlenin içinde zaten anlamından anlaşılıyor. Peki negatif formu nasıl? Olumsuz hali nasıl? Size ne dedim az önce? Not'la biz her şeyi halledebiliyoruz. Yardımcı fiilimiz ne? Have ya da has. Hemen ondan sonra not'ı getir, cümle olumsuz olsun. I have got a pencil. Benim bir kalemim var. I haven't got a pencil. Benim bir kalemim yok. Türkçe'ye bu şekilde çevireceğiz. I have got a blue jeans. Mavi bir kotum var. I have not got a blue jeans. Bakın uzun yapınca artık bana tuhaf geliyor uzun haliyle. I haven't got a blue jeans. Benim bir mavi jeanim yok. Short form yani bunu nasıl kısa yaparız? I haven't got. Az önce benim kullandığım gibi. You haven't got. She hasn't got. Uzun hali biraz daha yoruyor. Kısa formlarını tercih etmek daha güzel olur. Daha native speaker gibi olur. Nasıl soru yapıyorum? Az önce de dedim soru yapmak için yardımcı fiilimi hemen hop başa alıyorum. Başa alıyorum ve cümlem question form yani soru haline dönüşüyor. Nasıl? Have I got? Have you got? Has she got? Has he got? Has it got? Have we got? Have you got? Have they got? Dikkat etmemiz gereken neydi? I, you, we, they, have, he, she, de, has got'ı getiriyoruz. Bakalım. Burada kısaltılmışını hatırlatmak olarak demiş. I have, I've. He has, yes. We usually use short forms when we speak. Konuştuğumuzda bunu kısaltıyoruz diyoruz. I've got curly hair. I have got, I've got curly hair. Kısaltıyoruz. Short answer. Soruya nasıl kısa cevap veriyoruz? Az önce nasıl cevap verdiysek bunda da öyle. Hemen kısaltalım. Şöyle. Have you got a cousin? Burada bütün özneleri kullanabileceğini göstermiş evle. Are you, we, they? O yüzden bunları yazmış. Kafanız karışmasın. Have you got a cousin? Senin bir kuzenin var mı? Yes, I have. Bakın kısaca. No, I haven't. Evet, var. Hayır, yok. Şöyle değiştirelim soruyu. Özneye göre bakın. He, she'ten kullanıyoruz. Has'i kullanıyoruz. Has she got long hair? Onun uzun saçları, o kızın uzun saçları, uzun saçı var mı? Ya da uzun saçlıdır. Yes, she has. Evet, uzun saçları var. No, she hasn't. Hayır, uzun saçları yok. Kısaca. Mesela. Hacer teacher, have you got a blue pen? Blue pen? Yes, I have. No, I haven't. Kısaca, evet var ya da hayır yok. Geçelim bakalım. Şu can not'a geçmeden önce yukarıdaki target verse'lerimize bakalım bir. Musical instruments yani müzik aletlerine bakalım. Çok severim bu konuyu. Hem bu gramer yapısını kankantı hem de bu musical instrument yani müzikle alakalı olan her şeyi çok severim. Piano, violin, trumpet, guitar, drums, recorder, tambourine. Nedir bir daha? Piano, violin, trumpet, guitar, drums, recorder, tambourine. Nedir bunlar görüyorsunuz? Piano, gitar, trumpet, keman, trumpet, gitar, davul, recorder, flüt, tambourine de nedir bizim def dediğimiz şey, tef dediğimiz şey. Yanlış da söylemiş olabilirim Türkçesini. Bakalım can, can't ya da diğer söyleyişle can, can't. Hangi şekilde söylemek size rahat geliyorsa o şekilde söyleyelim. Can, can't konusuna bakalım. Yapabilmek, yetenek bildiren bir yapıdır. Ve çok kolay bir konu. Niye kolay? Çünkü bunda IUV'de göre şunu değiştireyim, şunu yapayım, bunu yapayım yok. Direkt can'ı, can, can'ı olabildiğince istediğin yere, istediğin özneye göre yerleştirebiliyorsun. Hemen bakalım. I, you, he, she, it, we, you, they. Hepsine can. Hepsine can'ı yerleştir. I can, you can, he can, she can, it can, we can, you can, they can. Can, can, şundan pronunciation yani American English, British English'e göre değiştiği için öyle ikisini de kullanıyorum. Can diyeyim, siz derslerde daha çok bunu duyuyorsunuz. I can, you can, he can, she can. O yapabilir,
Biz yapabiliriz, sen yapabilirsin, onlar yapabilir, ben yapabilirim. Yapabilmek, ability. We use the verb can to show ability. Yeteneğimizi göstermek istediğimiz zaman neyi kullanırız? Can ya da can't ya da can ya da can't kelimelerini, yapısını kullanıyoruz. Neyi? Yapabilmeyi ya da yapamamayı anlatıyor. Bakalım. Aynı şekilde bunu olumsuz yaparken yine not'a ihtiyacımız var. Hemen yanına not'a ekliyorum kendi yanına. Cannot ya da can't kısaca. Cannot, can't. I cannot, you cannot, he cannot, she cannot, we cannot. Bakın özneye göre değiştirmedik. O yüzden çok basit diyorum. Keksin için çerez. I can't, you can't, he can't. Kısacası artık dilim kısaya alıştığı için bunu söylemek zor geliyor artık. Sizin için de öyle olacak bir süreden sonra. We can't, you can't, they can't. Soru haline bakalım. Ne yapıyorduk soruda? Hemen kullandığımız auxiliary verb'i başa alıyorduk. Can I, can you, can he, can she, can it. Böyle auxiliary verb'i aldığında başa ne oluyor? Soru cümlesi oluyor. Yani bu şekilde çok rahat bir şekilde soru cümlesi oluşturabiliyoruz. Peki devam edelim. Şöyle birkaç örnek vereyim. I can play piano. Ne? Ben piyano çalabilirim. Olumsuza çevirelim. I can't play piano. Ben piyano çalamam. Olumlusu, olumsuz hali. Bir de soru yapalım. Ne yapıyordum soruda? Auxiliary verb yani soru cümlesi yaparken ne yapıyordum? Yardımcı fiilimi, can'imi hemen cümlenin hop başına aldım. Ne oldu? Can you play a piano? Piyano çalabiliyor musun? Yes, I can. Bakın short answer, kısa cevap verdim. Ya da no, I can't. Bu şekilde devam ediyorum. Son kez target verse'lerimize de kelimelerimizi tekrar edelim. Piano, violin, trumpet, guitar, drums, recorder, tambourine. Gelelim diğer bir gramer konumuza. Bu konuda çok kolay ve çok seveceksiniz. Ama ondan önce yine ikinci ünitemizin hedef kelimelerini veriyorum. Sail, serve, water sky, dive, get ve pull. Seyir ne? Yelken ile açılmak, surf yapmak, water sky, su kayaya, dive, dalmak, get back, ıslanmak, pool, havuz. Bunları zaten biliyoruz. Peki gramer yapımız present continuous'u kullanacağız bu kelimelerle beraber. Bu ne? Ondan sonra checkpoint'e geçeceğim. Present continuous dediğimiz Türkçe hali nedir? Şimdiki zaman dediğimiz bir zamandır. Peki şimdiki zaman ne? İsmi üzerinde zaten şu anda yapılan eylemleri anlattığımız bir zamandır. Peki nasıl bakalım slaytımıza? Bunun yapısı da diğerleri gibi çok kolay aslında. Biraz dikkatinizi verirseniz ve defteriniz yanınızdaysa not alırsanız çok güzel olur. Burada da şöyle emzar yapısını hatırlıyorsunuz. O bize yardımcı olacak ing yapısıyla beraber. I am, you, we, they are, he, she, they yine is kullanacağız. Ama bununla beraber kullandığımız hareket bildiren fiillerimize yani play, walk, go, show, sing bu tarz fiillerimize ing ekleyeceğiz. Yani şu ing gördüğümüz yapıyı ekleyeceğiz. Am is artı ing ekleyince cümle şimdi ifade edecek. Ben şimdi televizyon izliyorum ya da ben şimdi size ders anlatıyorum. Bu nedir? Present continuous, şimdiki zaman ifadesidir. İngilizce çevireyim. I am teaching you English. Size İngilizce öğretiyorum. Ne zaman? Now, şu anda. Bu yapıları anlatırken bunu kullanacağız. I am teaching. Bakın I am getirdim. Teach öğretmen kelimesine de ing'yi getirdim. I am teaching English. Short form ne? Yine az önce emzayı nasıl kısaltıyorsak o şekilde kısaltacağız. I'm, your, his, she's, we're, your, they are playing like this. Okay? Negation yani negatif form dediğimiz. Nasıl yapıyorduk? Bir şeyi olumsuza çevirmek için not'ımız bize lazımdı. Hemen aldım not'ı elime. Ne yapıyordum not'ı? Kullandığım yapının hemen arkasına atıyordum. I am not, you are not, he is not, she is not. Aynen bu şekilde not kullanınca ne olacak cümlemi olumsuz yapacağım. I am not playing football. Mesela ben futbol oynamıyorum. Ne zaman oynamıyorsun? Şu andan bahsettiği için şu an oynamıyorum. You are not playing football. Şu anda futbol oynamıyorsun. He is not playing basketball. Şu anda basketbol oynamıyor. She is not playing violin. O işte keman çalamıyor, çalmıyor. Şu an çalmıyor. Short form nasıl? Yine az önce gösterdiğimiz gibi. Devam edelim. Peki interrogative yani question form dediğimiz soruları nasıl yapıyorum? Az önce dediğim gibi ne yapıyorum? Soru formu için yardımcı fiilimi hop başa aldım. Am is'ları alıyorum başa. Bu şekilde soru yapmış olacağım.
Am I playing? Oynuyor muyum? Are you playing? Oynuyor musun? Türkçe nasıl çevriliyor? Bakın your'la. Ben şu an gidiyorum, geliyorum, yapıyorum, içiyorum, yemek yiyorum. We use present continuous tense for actions happening now. Burada da bakın söylüyor. Şu anda yaptığımız eylemleri kullanırken, şu anda yaptığımız eylemleri ifade ederken kullanırız. Şöyle göstereyim. Devam ediyorum. Ve ne diyor? We usually use words such as now and today with present continuous. Ne? Şöyle şimdiki zamanı ifade ederken neyi kullanacağım? Now and today. Bunlar bizi present continuous'u gösteriyor. Yani nedir bunlar? Frequency. Yani şöyle now, şu an, today, bugün demek. Bunlar ne de beni şimdiki zamanı götürecek. Mesela nasıl bir cümle kuralım? Ben şu anda yazı yazıyorum diyeceğim mesela. I am writing letters right now. Şu anda yazı yazıyorum. I am teaching English now. Şu anda İngilizce öğretiyorum. I am looking computer now. Ya da today. Şu anda bilgisayara bakıyorum. Bugün bilgisayara bakıyorum. Present continuous'u kullandım. Tom is carrying a box now. Tom neyi kullanıyor? Ne yapıyor? Kutuyu taşıyor. Ne zaman? Şimdi. Bakın Tom nedir? He, she'den biri. Tekil bir özne olduğu için is'i kullandık. Tom bir erkektir. Yani he'dir aslında. He yerine kullanıyorduk is. Tom is carrying a box now. Ne yapıyorum? Soru yapmak bizim için artık çok basit olmalı. Çünkü aldım bütün yardımcı fiillere soru yapmak için hep başa alırdım. Aldım. Emzar aldım başa. Am I playing? Are you playing? Is he playing? Is she playing? Are we playing? Are you playing? Bu tarz gibi. Birkaç tane gramer konusunu arda arda verdim ama siz şöyle yapabilirsiniz. Durdurursunuz bir konuyu, not alırsınız, dinlenirsiniz, sonra diğer gramer yapısına bakabilirsiniz. Checkpoint'i rahat yapabilmemiz için aslında böyle hızlı bir özet oldu, daha güzel oldu bence bizim için. Soru cümlesini tekrar söylüyorum. Emzar aldım başa. Am I playing? Burada şunu sınavda da görmüştüm daha önce de yapanlarınızı. Şöyle yapıyoruz. Nasıl yapıyoruz? Mesela size şimdiki zaman yapmanızı istiyorum cümleyi. Evet, I'a am getiriyorsunuz, you are getiriyorsunuz ama play fiiline ing getirmiyorsunuz. O şekilde şimdiki zaman olmaz. I am playing, yani fiilinize ing getirmeyi de unutmuyorsunuz. I am playing, are you playing? Soru yaptık. Nasıl kısa cevap veriyoruz? Are you eating popcorn? Yes, I am. Bitti. No, I'm not. Is he eating popcorn? Yes, he is. No, he isn't. Are they eating popcorn? Yes, they are. No, they aren't. Bu kadar kısa bir şekilde yapıyoruz. Bakalım. Spelling rules var. Burada birkaç kural var. Aslında çok basit. Bunları hiç takılmanıza gerek yok. In order to form the present continuous, we add ing at the end of the word. Biz present continuous yapmak için ne diyor? Fiilin sonuna ing ekliyoruz. Evet. Bakın. Surf, surfing. Sail, sailing. Ama bir şey var. Words that end in e, drop the e and take the ending ing. Eğer kelimemizin sonu e ile bitiyorsa, e harfiyle bitiyorsa o e'yi düşürüp direkt ing getiriyoruz. Dive, diving. Dance, dancing. Böyle, tamam mı? E ile bitiyorsa e'yi at, ing ekle. Whenever comes in stress, vowel between two consonants, we double the final consonant and e. Ne diyor? İki tane ünsüzle sert, ünsüzle bitiyorsa ne yapıyoruz? Sonuna, sondaki harfiyle ikiliyoruz ve ing'i ekliyoruz. Mesela sit, oturmak, sit'i. 2 T yaptım. Slide'ımız bitti anladığım kadarıyla. Hemen checkpoint'e geçiyorum. Tekrar söylüyorum. Eğer iki ünsüzle bitiyorsa mesela sit fiil, oturmak. Şöyle size göstereyim hatta. Özür dilerim çocuklar. Sit, oturmak. ING yapmak için sonu sert ünsüzle bitti ya. İkiliyorum. İki tane taraftan. Sit, sit'i. Devam ediyorum. Şimdi geldim checkpoint'ine. Evet çocuklar, checkpoint'imizi beraber yapalım. Hazırsanız ben de çok hazırım ve çok, çok seviyorum checkpoint yapmayı. Başlıyoruz. Biz bu target words'leri öğrendik aslında. Nedir bunlar? Bakalım. Resimde görüyoruz. Look and read and number. Resimdekilerle şunları eşleştirme yapacağız. Birinciyi zaten vermiş. He is water's kind. İkinciye bakalım. Ne yapıyor sizce o?
Bence zıplıyor tek ayağı üstünde. Neydi bu? Bunu oraya yazmıştım sanırım. Tek ayağı üzerinde zıplamak hopping. Nerede bakalım? She is hopping. Correct. Gelelim buraya. Bu çocuklar sanki surf yapıyor. Nerede? They are surfing. Bakın çoğul olduğu için they. Ne yaptım? Arı getirdim. Bakın burada az önce öğrendiğimiz continuous hepsi var. Yani şu anki. They are gelmiş. Fiilim surf'e ing gelmiş. Bakalım bunlar ne yapıyor? Sanki sailing yapıyor. They are sailing. Bu hastalıktan kurtulduğumuzda, bu virüsten tatil vakti bizde inşallah sailing yaparız. Geldik buraya. Ne yapıyor bakalım? Johnny. Tempolu yürüyüş diyoruz. Nerede? For. She is jogging. Ve bu dalış yapıyor. Dive. Değil mi? He is diving. Çok güzel, 15 puan aldık. Devam edelim. Ne yapıyoruz burada? Present continuous kısmını yapıyoruz. Yani ne yapıyorduk? Am is are kullanıyoruz ve fiilimize ing getiriyoruz. O zaman hemen başlayalım. İlk örneğimize bakın. We are having a picnic. Biz ne yapıyoruz? Piknik yapıyoruz. We are getirmiş. Have fiilimize ing eklemişiz. Gelelim buraya. Bakın burası bir question, yani soru formu. Soruda ne yapıyorduk? Yardımcı fiili başa getiriyorduk. Tamam, burada okeyiz. Peki yardımcı fiilimiz ne? Tina tekil olduğu için ve Tina she grubuna she olduğu için aslında ne yapıyor? Is kullanıyor. Is Tina swimming? Doğru. Geldik buraya. Number two. Ian play the violin lesson. Ian, he grubundan he'yi biz ne getiriyorduk? He, she'yi is getiriyorduk. Play'e ne getireceğiz? I, ing. Ian is playing the violin lesson. Stop it. Bırak şunu. Yapma artık. I get wet. Islanıyorum diyeceğiz. I'a ne geliyordu? Am. I'm. Get'e ne gelecek? I, ing. Peki ne get'in sonu T olduğu için onu çiftlemiyor muyuz? I'm getting wet. I am getting wet. Bırak şunu, ıslanıyorum. Look at Mark. Mark'a bakın. He is surfing. Çok güzel. Devam edelim. Burada karışık gidiyoruz. Konuları biraz karışık mix yapmışlar. Bakalım. My name is Alex. Benim adım dediğim için neyi kullanıyorum? Is kullanıyorum. Buraya bakalım. She has got fair hair. Peki ne kullanacağım? Burada she olduğu için ne kullanacağım? Is de olurdu. Ama neden burada hep got ipucumuz değil mi? Has got, have got konusundan. O zaman ne kullanıyorum? She has got. Geldim buraya. We do karate. Şimdi karate yapmaktan bahsediyor. Fiil var. Aren't kullanamam. Hani aren't kullansam buraya ing gelmesi lazımdı. E olmaz. O zaman ne diyorum? Ben karate yapamam. We can't do karate. The house is very big. Şimdi onlar ev çok büyük demek çok tuhaf bir cümle olmaz mı? Onların evi çok büyük demem lazım. O zaman their kalıbı. Bunu derste görmüştük. Can you help we or us? Bize yardım eder misin? Biz yardım eder miyiz? Şöyle. Can you bize yardım eder misin cümlesi bize olması gerekmiyor mu? Biz demeyiz değil mi? Biz yardım eder miyiz diye sormuyor bunu. Bize yardım eder misin diyor o zaman. Can you help us please? A skateboard. Peki buraya ne getireceğim? Are you mu? Can mi? Burada yapabilme bir yeteneği sorguladığı için can you skateboard? Where is John? John nerede? I can't see. Nereye ne geliyor? O göremiyorum mu? Onu göremiyorum mu? Onu göremiyorum. O zaman he değil, him. I can't see him. Bakalım check yapalım. Aynısı. Devam ettik. Geldik buraya, physical appearance konusuna. Bir tane güzel bir kızımız var. Bakalım. What does Faye look like? Faye nasıl görünüyor? She is short or tall. Tabii ki bu kızımız uzun. Tall, uzun demekti. Buraya yapmışlar. And slim or fat? Fat mi? Fat neydi? Şişman. Peki fat mi? No. She is slim. She's got curly straight. Straight düz saçtı. Curly kıvırcık saç. Straight or curly? Straight. Hair and blue eyes. Blue eyes? Yes. She's got freckles or glasses. Çili mi var gözlüğü mü? Gözlüğü. Gelelim buraya. What are Lucy and Marga doing? Ama burada önce ne yapıyoruz? Listen and tick the box. Dinleyelim. Look at the pictures. Now listen and look. There is one example.
What are Lucy and Marta doing? Are Lucy and Marta having a picnic? No, they aren't. Are they skateboarding? No, they're riding their bikes. Can you see the tick? Now listen and tick the box. 1. Who is Aunt Clara? Look, there's Aunt Clara. Who's Aunt Clara? Has she got fair hair? Yes, she has. She's got fair hair and blue eyes. Oh yes, Aunt Clara has got fair hair and blue eyes. I can see her now. 2. What can George play? What can you play, George? Can you play the piano or the violin? I can play the guitar. The guitar? Yes. 3. What is Diana's favourite sport? What's your favourite sport, Diana? Well, I like water skiing and surfing, but my favourite sport is sailing. Sailing? Yes, I love sailing. It's my favourite sport. Bakın burada çocuklar birden fazla cümle kurdular. Aslında sizi biraz da düşürmekti amaç. Mesela sondaki Diana'nın söylediği gibi. I like surfing but I love so much sailing. İlk cümlede hem surf'ten bahsetti hem water sky'dan bahsetti. Ama ikisi de değil aslında. Cevap sailing'ti. O zaman bunu söylediğime göre bundan başlıyorum. What is Diana's favorite sport? Diana'nın favorite sportu neydi? En sevdiği sportu neydi? Favori sporu? Sailing. What are Lucille and Marta doing? Bunu da gördük. Piknikten bahsettiler. Başka şeylerden bahsettiler ama aslında ne yapıyorduk? Riding bike. Riding a bike. Who is Aunt Clara? Clara teyze ya da Clara hala kim? Bize tarifte bulundular. Mavi gözlü olduğunu söylediler. O zaman bu arkadaşımız değil. Fair hair, sarı saçlı olduğundan bahsettiler. O zaman bu. What can George play? What can George play? Ne çalabiliyordu? Sanki ben violin ve piyano duymadım. Guitar. What can Diana's favorites were? We say sailing. Let's do it. You can read and choose yes or no. Bakalım ve yes or no diyelim. There was a pool. Pool neydi? Pool havuz demekti, var mı? Yes. The woman is cooking. Kadın yemek pişiriyor. Is this true? Yes. Correct. The boy is playing the piano. The boy is playing piano. Is this piano? No, it isn't. It is violin. The girl is diving. The girl is diving or drawing. Biz çizim yapıyor musa dalıyor mu? Of course no. Çizim yapıyor. It is finished. Burada kendinizi tanınıyorsunuz. Bu ünite için kendinize verdiğiniz puanlar. Ben hepsine smile face hem de 3. 3 kez verirdim. Bitmiştir burada checkpointimiz. Burada çok önemli 3 konuyu tekrar ettik. Hatta 4 konu. Sorry. Birinci konumuz to be emizar. İkinci konumuz neydi? Have got, has got, sahip olmak. Üçüncü konumuz neydi? Present continuous, yani şimdiki zamandan bahsettik. Şu an yaptığımız eylemleri nasıl anlatabileceğimizden bahsettik. Dördüncü konumuz da can, can't, yapabildiklerimiz, sevdiklerimiz, yeteneklerimiz yönündeki eylemlerimizden bahsettik. Ve bunları nasıl kullanacağımızdan bahsettik. Ve yaklaşık bir 20 tane de target words öğrendik. Yani bugün bayağı verimli bir gün oldu. Siz bunu verimli bir şekilde değerlendirirseniz, bakın bu 4 yapıyla çok rahat cümle kurabilirsiniz. Çok rahat İngilizce konuşabilirsiniz. I love you so much. See you again. Take care. Bye. Have a nice day.